28 Şubat döneminde, yani 1997 yılında ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde o dönemde personel daire başkanlığı görevi yaptım ve hemen akabinde de dönemin rektörünün hoca ihtiyacımız var talebinden sonra da 95 yılında Fenerbahçe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Türkiye'nin üstüne bir kabus gibi 28 Şubat olayı çöktü. Bu dönem içinde bilhassa idari kadrolarda ilahiyat mezunu, imam hatip mezunu ve bunun yanında dini daha ön plana alan ama milli duruşu olan ve ben Türk'üm diyen ve bunun karşılığında da Türk çocuklarının çok daha iyi yetişsin diye gayret sarf eden bir neslin yetişmesi için gayret sarf eden nesillerden daha önce bu alanda üniversiteye intisap etmiş olan birçok kişi de yavaş yavaş takibata uğrar bir pozisyona geldi. Tabii 99 yılı eğitim ve öğretim yılının başlangıcında ben hiçbir öğrencimin başörtüsünü açtırmamıştım. Ve yine gazeteciler geliyorlar, diyorlar ki ya bir sınıfta ders yapılırken çekelim de yayınlayalım diyorlar. Fakültede diyorlar ki senenin ilk günü, ilk ders kim yapabilir? Diyorlar ki bir tek bir adam ders yapar, o da Bünyamin Hoca diyorlar. Hakikaten ben de o dönemde iki sınıfı birden birleştirdim ve fakültede ilk gün, ilk saatlerde ders yapan adam bir tek benim. Ve bir gün işte ders anlatırken böyle kapı bir açıldı, bütün kameralar ve bütün basın mensupları, çocukların hepsi başörtülü bir şekilde fotoğrafları çekildi ve ertesi gün tabii basında bunlar çıkınca da rektör benimle ilgili soruşturma açtı. Bu soruşturmayı da o dönemde bölüm başkanımız olan zata diyor ki Hünyan Bey hakkında soruşturma açacağız diyorlar. Tabii bölüm başkanı arkadaşlar, Tarım Öçer arkadaşlar büyük bir üzüntü içinde bana geldi. Dedim ya bana kim soruşturma açacak dedi. Dekan dedi, Bey söyledi. Dedim yürüyüp gidiyoruz. Gittik dekanı yakaladım. Dedim siz hangi hak dedim soruşturma açıyorsunuz ya dedim. Falan ağzıma gelen her şeyi söyledim. Dekan Bey tamam Hünyan Bey yapmayacağız bir şey falan dedi. Ama arkasından bir baktım ki bir soruşturma geldi. Arkasından bir soruşturma daha, arkadan bir soruşturma daha. O dönem içinde rektör yardımcıları da ve dekanlar da ellerinde sanki kılıçlarıyla ve çifter kesiyor. Ne kadar milliyetperver, mütedeyyin, akademik personel varsa bunların hepsine zulmetmiş oldular. Biz o dönemde bu devleti, bu milleti, bu vatanı seven insanlar bıçağın sırtıyla deri yüzler gibi üniversiteden atılmış olduk. Ve o dönemde cebelik bir şekilde baskı yapan bunların tamamı da milletimizin var olma meselesinde hep zulüm yapmışlardır. Fakat bu zulümleri hep yanlarına kar kalmıştır. Üniversiteler hain yetiştirme merkezi haline geliyorsa 28 Şubat'ın sonuçlarıdır. Şu anda 28 Şubat bitmiş değildir. 28 Şubat'ın gizli kapaklı elemanları yine devam ettirmektedir. 1128 imza 28 Şubat'ın uzantısıdır ve hala devam ediyor. Bunlarla ilgili tedbir almak lazım. Türk milletine bizim insanımızda kim hainlik yapıyorsa devlet kademelerinden derhal uzaklaşması lazım. 28 Şubat'ın bütün üzerinde silinmesi için mağduriyetlerin giderilmesi lazım. Ve bir de 28 Şubat'ın ürünü olan ve çok lüzumsuz yere ünvanlarla devletin belli yerlerine işaret edilen bu kişilerin de kazınması lazım diye düşünüyorum.